Euzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, yüce Rabbimiz Allah azze ve celle günümüzü, okumamızı, dersimizi, sohbetimizi hayırlı mübarek eylesin. Bugün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Ramazan-ı ile ilgili hadisi şeriflerinden okumaya devam edeceğiz. Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin izni ve inayetiyle. Hazreti Übade bin Samit radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan yaklaştığında şöyle buyurdu. Ramazan ayı size gelmiştir. O çok bereketli ve mübarek bir aydır. Allahu Teala bu ayda sizlere yönelir ve hususi özel rahmetini üzerinize indirir. Hatalarınızı affeder dualarınızı kabul eder. Sizin hayırda yarışmalarınıza bakar ve sizinle meleklere karşı övünür. O halde iyiliklerinizi Allah'a gösterin. Bedbaht kişi bu ayda Allah'ın rahmetinden mahrum olan kişidir. Bu hadisi şerifi İmam-ı Teberani rivayet etmiştir. Aynı şekilde İmam Münziri'nin Et-Tergib Et ve Terhib isimli hadis kitabında da hadisi şerifi görebiliyoruz. Kıymetli kardeşlerim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifte kullandığı tenafüz kelimesi başkalarına bakarak hırsla bir iş yapmak ve yarışta diğerlerini geçmek için çalışmak gayret etmek demektir. Övülmek ve yarışmak isteyenler gelsin bu meydanda hünerlerini göstersinler. Eğer yarışacaksanız üç günlük dünya için değil sonsuz ahiret hayatınızı size kazandıracak hayırlı amellerde yarışın buyuruyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gururlanmak için, kibirlenmek için, üç günlük dünyevi menfaatler için değil sonsuz hayatımızı bize kazandıracak olan hayırlı ameller için yarışmamızı Yüce Rabbimiz Allah Azze ve Celle ayet-i kerimelerinde ifade ederken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de de bu hadisi şerifte bu gerçeği bize ifade ediyor. Özellikle Ramazan ayında yarışacaksak ki yarışmalıyız. Hayırlı amellerde birbirimizle yarışmalı, birbirimizle bu konuda örneklik sergilemeliyiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifimizde ifade ettiği üzere bu ayda Yüce Rabbimiz Allah Azze ve Celle kullarına yönelir. Rabbimizin bize yönelmesi, rahmet, merhamet, af kapılarını bize açması, dua kanallarımızı, dua kanallarını önümüze sermesi, haydi kulum, iste affedeyim, iste duanı kabul edeyim demesi anlamına gelmektedir. Rahmet yağmurlarının sağanak sağanak üzerimize inmesi demektir. Bizim gayretimiz ve yarışmamız oranında Rabbimizin bize teveccüh etmesi, bize yönelmesi demektir. O halde kıymetli kardeşlerim, gayret, çalışma ve dikkatlerimizi bu ayda Ramazan ayında daha çok içimize, kalbimize, Rabbimiz ile olan ilişkimize, bağlantımıza ve muhabbetimize yönlendirmeliyiz. Bugünleri değersiz bir vakit olarak asla düşünmemeliyiz. Zaman en değerli varlığımızdır kıymetli kardeşlerim. O kadar değerlidir ki değeri hiçbir maddi karşılık ile ölçülemez dünya kadar para versek bile kaybettiğimiz bir dakikamızı geriye getirmemiz asla mümkün değildir. O halde zaman çok kıymetlidir. Hele bu zaman rahmetin, teveccüh ilahinin sağanak sağanak indiği anlar ise hele bu zaman Ramazan ayı gibi mübarek ayın dakikaları, saniyeleri ise asla ihmal etmemeliyiz. Yüce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi şerifinde bu hakikati gözlerimizin önüne sererek bu ayda Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin rahmetinden, merhametinden, Elimizden geldiği oranda istifade etmemiz gerektiğini bize tavsiye etmektedir. Yüce Rabbimiz Allah Azze ve Celle, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in de söylediği şekilde bu mübarek ayın bereketinden, rahmetinden istifade etmeyi hepimize nasip-i eylesin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.